Okuldan mezun olur olmaz herkes geleceğinin nasıl olacağını, kendisini bir alanda nasıl yetiştirip ilerleyeceğini düşünmeye başlar. Dünya üzerinde insanlara iyi bir eğitim sunan ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayan kurumlar vardır. Bu videomuzda sizler için dünyada uygulanan en garip antrenmanları derledik. Hadi başlayalım. Amerikan Deniz Kuvvetleri Antrenmanı. Bu antrenman dünyadaki en zor ve meşakkatli antrenmanlardan biri sayılır. Öyle ki bu antrenmana katılan askerler, kolları bağlı yüzme ve suyun altında dövüşme eğitimi alırlar. Bu antrenmanlara katılmak için öncesinde yapılan fiziksel ve ruhsal pek çok antrenman ve testi de geçmek gerektiği unutulmamalıdır. Bu eğitimler katılımcı askerleri çok yorsa da büyük oranda olumlu katkı sağlamaktadır. Tüm bunların üstüne bir de kocaman bir çantayla kilometrelerce koşmak zorunda olduklarını göz önünde bulundurunca çok zor bir antrenman olduğunu bir kez daha anlamış oluruz. Yanı sıra bu antrenmanlar soğuk suda yüzme, dikenli tellerin altından, arkasından ateş edilirken geçmek, uçaktan paraşütle atlamak gibi şeyleri içermektedir. Tüm bu antrenman ve eğitimlerden sonra Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne katılmanız mümkündür. Rap yapmayı öğrenmek. Rap, pek çok insanın öğrenmek istediği çok zevkli bir müzik türüdür. Çok eğlenceli olan bu sanat, kendisinde ustalık sahibi olmak isteyenler için uzun ve meşakkatli bir süreçten geçmeyi gerektiriyor. Tam 2 yıllık konservatuvar eğitiminden sonra harika bir rap şarkısı yapmak için kişiye gerekli tüm donanımlar sağlanıyor. Eğer iyi rap yaptığınızı ve biraz eğitimle çok daha iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorsanız, bu size yeterli olmayacaktır. Çünkü bahsettiğimiz kurslar iyi bir İngilizce bilmeyi ve çok paraya sahip olmayı gerektirmektedir. Kolay yoldan şöhret olmak için herkesin girmeye can attığı bu kursların pahalı olma sebebi, gördüğü yoğun ilgi. Shaolin savaşçıları. Mezun olduktan sonra pek çok insan Çin'e gidip bu dövüş sanatını öğrenmek ister. Bu dövüş sayesinde yakın ve uzaktaki herhangi bir düşmanla mücadele etmek oldukça kolaydır. Bu tip kurslarda Çinli çocuklar küçük yaşlardan itibaren eğitim görmekte, böylece tecrübe kazanmaktadırlar. Samuray kılıcı kullanmayı öğrenmek size kendinizi birine karşı kolayca savunmayı ve hayatınızı koruma imkanı bulmanızı sağlayacaktır. Sihirbazlık eğitimi. Sihirbazlık dünyada en çok ilgi gören şov türlerinden biridir. Oldukça ilgi çekici bir iş olan sihirbazlık, öğrenilmesi çok zor olan bir meslek değildir. İnternetten bazı videolar aracılığıyla bu işe başlayan pek çok kişi, bugün özel kurslar yardımıyla dünya çapında düzenlenen yarışmalara katılmakta ve derece elde etmeye çalışmaktadırlar. Almanya'da hizmet vermekte olan bir sihirbazlık kursu, katılımcılarına 4 kurda usta bir sihirbaz nasıl olunur onu öğretiyor ve onlara kolayca sergileyebilecekleri hareketler gösteriyor. Amerikan Polis Akademisi. Amerikan Polis Akademisi'ne katılmak için fiziksel ve zihinsel pek çok zorlu sınavdan geçmek gerekir. Bazen bu eğitim süresinin 4 yıl sürdüğü bile olur. Yalnızca beden gücü üzerine odaklanmayan akademideki eğitimlerin içinde psikolojik baskıya karşı mücadele etmek de öğretiliyor. Futbol. Her küçük çocuk büyüyünce ünlü bir futbolcu olma hayali kurar. İspanya'da La Masia isminde bir kulüp, genç yeteneklere bu hayallerini gerçekleştirme imkanı sundu ve halen sunmaya devam ediyor. Lionel Messi ve Xavi'nin çıktığı bu kulüp, gelecekte çıkacak pek çok ünlü topçuya rehberlik ediyor. Bu kulüpteki eğitimler hayatın hemen her alanını kapsıyor. Beslenme düzeninden tutun, okul yaşantısına kadar bile kurallar koyan kulüp, gençleri olabildiğince zinde tutmaya ve her alanda başarılı olmaya teşvik ediyor. Güne sağlam bir kahvaltıyla başlayan çocuklar öğlene kadar antrenman yapıp, öğleden sonra konferanslara katılıyor, akşam tekrar antrenman yapıyorlar. Çocukların hepsi kulübe bağlı bir tesiste beraber konaklıyorlar. Oyunculuk ve içerik üreticiliği. Oyunculuk başlı başına yetenek gerektiren bir alandır, ancak bu alanda eğitimin önemi yadsınamaz. İyi rol yapma becerilerine sahip her insan, oyunculuk kariyerinde başarılı olacak diye bir şey yoktur. Bunun için iyi bir eğitim almak, kamera karşısında nasıl durulacağını, duyguların, jest ve mimiklerin nasıl kullanılacağını öğrenmek çok büyük önem arz eder.